arkadaşlar. Bu dersimizde gördüğünüz üzere şu vesikayı okuyacağız. Biraz bozuk rika ile yazılmış. İnşallah beraber okumaya çalışalım. YouTube'da Zafer Işık kanalımızda. Evet. Şuradan başlıyoruz. Evet, sahibi tezkire yazıyor. Sahibi tezkire. 99 senesinde, yani 1299 senesinde Rumi bu tarih arkadaşlar, aşağıdan anlayabiliyoruz. İsnanı tecavüzle, yani yaş haddini geçmekle, isnanı tecavüzle sınıfı redife, redif sınıfına nakl etmiştir yazıyor. Yaş haddinden dolayı ne yapıyor? Bir bölüm değişikliği burada vaki olduğunu görüyoruz. Tekrar alalım. Sahibi tezkire 99 senesinde isnan-ı tecavüzle sınıf-ı redife nakletmiştir. Şurada 1 Eylül fi var şuradaki. 1 Eylül, şurada Eylül yazıyor arkadaşlar. Sene 99, yani 1299 senesi Rumi olarak. Miladi karşılığı da 1883, 14 Eylül'e denk geliyor arkadaşlar. İmza kısmında şurada, hatta biraz belki seçemeyebilirsiniz. Bu yüzden biraz daha büyüteyim arkadaşlar. Şurada. Bu da bende var. Şu memuru Kur'a. Memuru Kur'a bir askeri birlik arkadaşlar. Kur'a o manada kullanılmış burada. Şurada da Bektaş yazıyor arkadaşlar. Yanlış okumadıysam. Evet. Aşağıya geçiyoruz. Biraz daha küçültelim. Sığacak şekilde. Ve devam edelim arkadaşlar. Tabii kaldığımız yerden devam edelim. Üçüncü yazıyor arkadaşlar şurada. Üçüncü Ordu-yu Hümayun. Evet, o üçüncü Ordu-yu Hümayun. Redif 120. Yani bir birlik arkadaşlar. Askeri bir birliğin adı Redif 120. Üçüncü Tali Alayı'nın ikinci, evet, burada yanılmıyorsam Prizren yazıyor arkadaşlar. Prizren taburunun üçüncü bölüğü künye defterine, evet, künye defterine kayıt olunmuştur yazıyor. Yine tarih kısmında fi 1 Eylül sene 99 yukarıda geçmişti. Burada yine bende. Burayı bir daha büyütmek istiyorum arkadaşlar. Tabi yukarıda bir kelimeyi yanlış okudum. Onu düzelteceğim bir sonra arkadaşlar. Yanlış okuduğumu fark ettim daha doğrusu. Tekrar okumada. Bende burada kef harfi var. 3 yazıyor. 3. bölük arkadaşlar. 3. bölük. Bu da yüzbaşı yazıyor. Yukarıda Bektaş okumuşum. Nasıl yani, hepimiz hata yapabiliriz. Orada arkadaşlar binbaşı yazıyor. Yukarıdakinde Bektaş olan binbaşı olacak. Burada da yüzbaşı var arkadaşlar. Tabi hazırlıksız vesika okuyunca. Evet. Ben de 3. bölük yüzbaşı. Tabi mühürler okunmuyor. Çok silinik. Bu yüzden oraları pas geçtim. Son kısmına geldik arkadaşlar. YouTube'da Zafer Işık kanalımızda belge okumalarında. Evet, merkum 302 senesi, yani 1302 senesi Ağustos'undan 303 senesi Temmuz'un 26. gününe kadar. Evet, Prizren, bu da Prizrin diye de yazılabiliyor. O, yani daha doğrusu okunabiliyor. Ya da Pürzerin ya da Pürzerin gibi farklı okumaları var, adlandırmaları var. Burada Prizren bildiğimiz arkadaşlar. Muvakkat taburuyla
silah altında bulunduğunu bilinmek üzere, evet bilinmek üzere iş bu mahale şerh verildi fi 15 teşrini evvel sene 303 yani 1303 arkadaş yani 1887 senesi arşiv vesikası katip yazıyor. Burada binbaşı vekili kol ağası yazıyor arkadaşlar. Evet belgemiz bu kadardı. Bir de hızlı bir şekilde okuyalım hem o yanlış okumamızı da düzeltelim arkadaşlar. Evet. Sahibi tezkire 99 senesinde isnane tecavüzle sınıfı redife nakletmiştir. Fi 1 Eylül sene 99 bende memuru kura binbaşı burada da mühür var. 3. Ordu Hümayun Redif 120 3. Tali Alayı'nın 2. Prizren taburunun 3. bölüğü künye defterine kayıt olunmuştur. Fi 1 Eylül sene 99 bu da bende bölük 3 yani 3. bölük yüzbaşı. Son kısmı hızlı bir şekilde tekrar okuyalım. Merkum 302 senesi Ağustos'undan 303 senesi Temmuz'un 26. gününe kadar Prizren muvakkat taburuyla silah altında bulunduğunu bilinmek üzere iş bu mahale şerh verildi. Fi 15 teşrin evvel sene 303 katibin mührü aşağıda zaten okunmuş sildim bu yüzden kestim yani. Vekili binbaşı kol ağası onun da mührü okunmuyordu. Evet arkadaşlar bir dersin daha sonuna geldik. İnşallah istifadeli olmuştur. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Konya'dan baki ve kalbi selamlar. Esselamu aleyküm.